2018-2019 eğitim öğretim yılında geçirdiğim rahatsızlıktan dolayı 1,5 ay kadar uzak kaldım. Yaz tatiliyle birlikte tekrar okuluma döndüm. Okuluma döndüğümde illerimin yapmış olduğu, işte benim için arkamda duruşları, öğrencilerimin sevgisi, samimiyeti, yaptıkları bu sürprizle daha çok böyle heyecan duydum, gurur duydum. Kendime güvenim daha da arttı. Yapılan bu sürpriz benim çalışmalarıma daha böyle azim katacak. Hedeflerimi daha yükselteceğim. Projelerimi, performanslarımı artıracağım, verimim artacak. Bu toplumda öğretmenin üzerinde yanlış algılar görüyoruz. Ulusal basında bu algıları işte bizim Tosya'mızda bir ilk olması, bir örnek olması adına, öğretmene sahip çıkmak adına, velilerimin topyekûn, öğrencilerimle birlikte okul idaresi, okul yönetimi ve okul aile birliği başkanlığıyla birlikte organize edilen bu arkamda duruşa çok gururlandım, çok keyif aldım, çok onore oldum. Biz etle kemik gibi çocuklarla ve aileleri birleştik. Ben onların bir babası, bir aile büyüğü, bir eşi, bir dostu oldum, anne oldum yeri geldi. Onlar da benimle birlikte çıktıkları yolda, onları yarı yolda bırakmamak, bana bağladıkları bu ortamda canımı dişime takarak tekrar görevin başındayım. Onlarla daha böyle verimli çalışacağımı inanıyorum. Velilerimin bana sahip çıkmaları inşallah tüm öğretmenlerimize ve diğer Türkiye'mizin farklı illerinde herkese örnek olur, model olur. Kimsenin yeri dolmaz değil. Ben görevimi bıraksam benim yerime gelecek başka öğretmenler de benim yerimi sürdürebilir. Fazlasını, belki daha fazlasını yapabilir. Ama burada benim amaç bir insan hasta oldu diye ya da bir insan ameliyat geçirdi diye ondan beklentilerin düşmesi değil de daha çok sahip çıkmak, daha çok sarılmak, inanmak, güvenmek, omuz omuza birlikte dayanışma içinde olmak beni çok gururlandırdı, çok onur etti, çok mutluyum. Halis hocamız geçen sene çok aniden bir rahatsızlık geçirdi. Ondan ötürü okuldan ayrılmak, çocuklarından ayrılmak zorunda kaldı. Sağ olsun Merve hocamız geldi, bizim çocuklarımıza çok güzel ilgilendi. Bu dönemi iyi başlayalım istedik. Hem okulumuzda hem sınıfımızda yenilik bir şey olsun istedim açıkçası. Güzel bir sürpriz düşündüm, müdürüm izin verdi ve nasıl söyleyeyim, Tosya'da bir ilk olsun da istedim. Hocama çok güzel bir pankart hazırladım. Eşim de sağ olsun, onu da söylemek isterim. Eşimin desteği de var. Güzel bir pankart hazırlayıp güzel bir çiçek sunmak istedim. Pankartı pazar günden geldim, yerleştirdim müdürlüğümle beraber. Pazartesi sabahı oldu. Çok güzel bir şekilde pankart inince bütün okuldan alkış koptu. Benim amacım da oydu. Öğretmenlerimize sahip çıkalım, sevelim ki onlar da güzel bir öğrenci yetiştirsin. Tabii aramıza katılan yeni arkadaşlarımız var fakat geçen sene Halis hocam bir rahatsızlık nedeniyle aramızda bir süre bulunamamıştı. Hocama çok geçmiş olsun diliyoruz. Hocam velilerinizle size çok geçmiş olsun diyorlar. Evet. Allah sağlıkla hayırlı uğurlar nasip etsin. Hocam buyurun. Şöyle alabilirsek ya.